Merhaba, Apartman Sineması'nın yeni podcast yayınına hoş geldiniz. Bu hafta hem vizyondan konuşacağız hem de bizi daha çok ilgilendiren kısım aslında Miyazaki'nin sinemaya yine geri dönüşünü açıklamasının ardından onunla ilgili seçtiğimiz filmlerden bir podcast yayını yapacağız sizler için. Öncelikle vizyondan başlayalım. Vizyon filmlerimiz Mezuniyet ve Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? Direkt Mezuniyet'ten başlayalım. Kaan, senle başlayalım önce. Evet, Mezuniyet bu sene Cannes'da yarıştı. Christian Mungiu'nun 3. 4. yanılmıyorsam uzun metraj filmi. Zaten 4 ay, 3 hafta, 2 gün Aurora'nın değildi. Her hafta bir Aurora yanılıyoruz. Simon bugün aramızda yok, o yüzden cahil değilim. pardon, Tepe'nin Ardı filmiydi değil mi onunki? Tepe'nin ardından Mezuniyet filmiyle karşımıza geldi. Biz de bu sene hem film ekiminde hem de işte bu hafta Vizyon'da filmi izleme fırsatı bulacağız. Ya yani Mezuniyet aslında bir baba kız ilişkisi olarak başlayıp bir yerden hani yine Romanya'nın bütünlüğüne, aslında Rumanya'nın dalgasında çok şahit olduğumuz bir anlatım tarzıyla varan okunabilecek hani baba kız ilişkisi üzerinden aslında böyle dağılan bir ailenin erkek iktidarın artık elinde tutamadığı bir düzeni anlatıyor. Filmin konusundan bahsedeceksek, filmin başında, aslında spoiler olmaz bu herhalde, işte henüz galiba yeni reşit olmuş falan yaşlarda, ergen yaştaki kız. Liseden mezun olacak son senesinde, okula giderken bir saldırıya uğruyor, tecavüze uğruyor. Bunun üzerinden işte bunun hem davası hem kızın mezun olması için ve iyi bir üniversite kazanması için girmesi gereken sınavların olduğu bir dönemde, tam işte klasik o dönemki ailelerin en stresli dönemini aslında bize tanıklık ediyor. Cannes'dan da en iyi yönetmen ödülü aldı Mezuniyet bu arada. Paylaştılar şeyle değil mi? Personal Shopper. Personal Shopper'la paylaştılar. Evet. Paylaşılmış ödül mü? Evet. En iyi yönetmenlik. Yani şu an dördümüz içinde bir de Güvenç izledi filmi. Mesela yönetmenliği neden aldığını konuşabiliriz ama önce sen istersen filmle ilgili neler düşündüğünü söyle. Ya film, ben yani iyi bir anlatısı var filmin. Yani gayet eli yüzü düzgün bir film ama yani en iyi yönetmen ödülü alması noktasında benim de kafam karışık. Ya çünkü çok daha iyi yönetmenlikler vardı bu bir sene. Bir de bu yani sene müthiş bir yarışma vardı. Hani evet. Yarışma bölümü dolu doluydu gerçekten. Hem uzun zamandır beklediğimiz yönetmenlerin geri dönüşüyle hem beklemedik iyi yönetmenliklerle, hani ya beklemedik derken yeni yönetmenlerden falan gelen sürpriz filmlerle iyi bir seneydi kan yarışması. Evet, ya filmin bahsettiğin bu bir ebeveynin üzerinden bir aileyi, hatta bir toplumu anlatması özelliğiyle ben filmi yine birkaç sene önce, 2013'tü sanırım, yine bir Rumen filmi Çocuk Pozu'na biraz filmi benzetiyorum. Hı. Yani şöyle benzetiyorum aslında, yani bu daha büyük bir anlatısı var Mezuniyet'in Çocuk Pozu'na nazaran. Yani çünkü tüm Romanya toplumuna uzanıyor. Hatta bu özelliğe biraz da Leviathan'a benzetiyorum ben filmi. Yani bir olay üzerinden tüm, evet. Yani Leviathan nasıl Rusya yapıyorsa o şeyi. Zihniyetin sevin Leviathan'ı. Evet, Leviathan'ı. Nasıl onu Rusya yapıyorsa aynısını Romanya yapıyor bir şekilde. Yani bir yani münferit bir olay üzerinden tüm topluma dair çıkarımlar yapıyor. Yani bu, film senaryosu gayet güçlü. Yani film zaman zaman dağılacakmış gibi. Çok büyüyor çünkü anlatısı. Çok yan karakterler gidiyor. Çok olaylar birbirini takip ediyor diyeyim. Ama ondan sonra çok iyi bir finalle çok iyi bağlıyor film. Ama zaten hep o hani önceki filmlerinde de olan bir şey. Böyle seni böyle takip ettirip oradan oraya sürükleyen bir senaryo. Senaryo o yüzden hiç böyle gevşediği anlar olmuyor. Hatta ben bir ara, yani ben beğendim filmi bu arada ama hani en güzel filmlerinden biri de değil. Hani daha, yani Mungiu'nun filmi de varmış yarışmada dediğimizde, daha program açıklandığında daha büyük bir şey belki beklerdik ama yine de iyi bir film. Ona rağmen hani senaryo sarkmasa da bir yerde ne zaman biteceğe geliyorsun. Çünkü hani çok büyüyor olaylar, yani zinciri. Ya bana büyüyor bir yerde de seyircisinin şeyi, takipten yoruluyor seyirci. Ya evet, büyüdükçe yani ben son 20 dakikada, evet, falan aslında artık finali yapar diye düşündüm. Uzadıkça uzadı falan ama sonra finali de içime sindiği için benim çok sevdiğim bir kareyle bitiyor. Yani filmde en sevdiğim şey her hafta gelip en sevdiğim şey final deyip gidiyorum podcast'te. Ama yani final karesi özellikle filmin bütününü ve neden yaptığını bu filmin özetleyen bir kare olduğu için biraz da aslında oradan konuşsak, çok da uzatmadan Mezuniyet. Çünkü
Hani tam Rumen toplumu için olabilir belki tüm söylevi ve asıl derdi. Hani her türlü şey olur, belli bir güce sahipsen, hani belli bir saygıya kazanmış bir mertebede. Adam doktor. Doktordu değil mi? Yani işte emniyette tanıdıkları olan, ne bileyim okulda şeyler yapan ve araya hani torpil dediğimiz şeyleri sokabilen ve aslında Romanya'da bütün işler böyle yürüyor ya giden bir şey. Aslında burada da öyle yürüyor ya da bilmem başka bir ülkede de böyle yürüyebilir. Ve bunun fark ettikten sonra işte yeni kuşağın, kızının temsil ettiği ve kızının arkadaşlarını birlikte gördüğümüz kuşağın aslında bundan çok rahatsız olduğu. Hani ve kendini değersiz hissettiği, demek ki ben bir şey yapamıyor muyum torpilsiz falan raddesine getirip en sonda artık filmin ana karakter diyeceğimiz asıl o baba karakterinin, doktor karakterinin kendisiyle bunu kabul edişi. Çünkü kendi iktidarı da elinden gittikten sonra bütün bunları neden yapıyorum ve yeni nesil en azından temiz ve bir kendi istedikleri gibi olsun. Hani bunlar pırıl pırıl çocuklara geliyor bir nevi ama onu güzel bir şey de veriyor, dozla veriyor. Evet, bir çocuk pozuna yine ben döneceğim. Çocuk pozunda bunu yapmıyordu. Yani o söylediğin yeni kuşağın kendini ifade etmesine yer açmayıp o önceki kuşağın çocukları üzerindeki, yani toplum genç bireyleri üzerindeki baskısı, otoritesini ele alıyordu o film. O da Venedik'ten Altın Aslanlı'ydı sanırım. Evet evet, büyük ödül almış. Yine büyük ödülü vardı o filminde. bu dediğin gibi yani bir adım öteye taşıyıp bu anlatıyı, yani bu ebeveynlerin veya daha üst yaş grubunun, yani yeni jenerasyonla toplumun yeni jenerasyon üzerindeki baskısını kırmasını anlatıyor biraz Mezuniyet. Yani baktığımız zaman da haftanın vizyondaki en kayda değer. Evet. En, yani en bir film önereceksek Mezuniyet öneririz. Öneririz. Derken diğer filmimize geçiyoruz. Bu senin aslında en merak edilen filmlerinden biri olan tabii. Fantastik Canavarlar. Hele ki Harry Potter evrenine aşina ve o evreni özleyen bir kitle için gerçekten çok merak edilen filmlerden biriydi. Benim için de öyle. Fantastik Canavarlar nelerde nerede bulunurlar? Aslında Harry Potter evreninde, yani Hogwarts'ta bir ders kitabının adı. Bu ders kitabında isminden de anlaşılabileceği gibi fantastik canavarlar, işte nerede bulunabileceğini, nasıl davranılması gerektiğini, hepsinin özelliklerini teker teker anlatan ve birinci kitaptan itibaren, felsefe taşından itibaren bütün öğrencilerin kitaplığında olan bir kitap. İçinde bildiğimiz işte basilisk, hipogrif gibi bize aşina olan canavarların da bulunduğu bir kitap. Bunun yazarı Newt Scamander'ın hikayesi aslında bu film. Bu kitaptan uyarlama bir yazar hikayesi. Bunu anlatma gayesiyle yola çıkıyor. Ve benim açımdan filmde dikkat çeken, yani benim açımdan daha doğrusu olumlu yönde dikkat çeken şeyler vardı genel görüşün aksine. Bir kere 1920'ler New York'unda geçiyor. Londra'dan, işte İngiltere'den, büyü dünyasının oradaki ayağından ayrılıyoruz. Çünkü Harry Potter'da sadece İngiltere'deydik haliyle, okul konumu nedeniyle. Böylece başka bir yerde aslında bir büyü akışının nasıl olduğunu görmüş, öğrenmiş oluyoruz. Bu arada yine seriyi son filmlerin yönetmeni David Yates bu filmde de yönetmen koltuğunda. O yüzden tanıdık bir sinematografi bizi karşılıyor aslında, ki zaten Harry Potter filmlerinin en dikkat çekici özelliğinden biri sinematografisiydi. Yine güçlü bir sinematografiye ve güçlü bir ses kurgusuna sahip bir film. Bunda da görüyoruz aynı şekilde. Bu hani, olumlu, benim için olumlu yönlerinden biriydi. Ama hani farklılaştığı noktalara belki değinebiliriz. 1920'ler New York'u demiştim. Bundan yola çıkarak aslında bir tür filmine dönüştürme çabası gördüm ben filmde. Yani bir polisiye suç filmine döndürmüş ve aslında o Harry Potter evrenindeki o karanlık tarafı, neredeyse her filmde ucundan kıyısından gördüğümüz ve bazı filmlerinde çok yoğun hissettiğimiz o karanlık tarafı çok daha minimal düzeye indirmiş. Bu belki evet bizleri biraz rahatsız etmiş gibi olabilir. Çünkü bu dünyada aslında o karanlık yöne alışkınız biz. Ki burada da bir şekilde ucundan kıyısından anılsa da işte kontrol edilemeyen, işte büyü dünyasının o karanlık gücü sonlara doğru
böyle apar topar geçiştirilmiş gibi oluyor ki bu büyük ihtimalle ikinci, üçüncü filme kalsın böyle bir konu diye bu tercihi yapmış yönetmen. Onun dışında oyunculukları ve karakterlere geçecek olursak Niamh Scamander'ı Eddie Redmayne oynuyor bildiğimiz gibi ve bence Eddie Redmayne gayet dengeli bir oyun çıkarmış. Karaktere cuk oturmuş. Yani böyle bir işte karakteri büyütme, işte başka bir şey ruh haline sokma gibi bir çabaya girmemiş tamamen. Ki büyütür yani. Ki büyütür yani. Büyütmüşlüğü vardır. O yüzden ona dikkat etmiştim. Öyle gayet dengeli bir oyunla işin içinden çıkmış. Tina Goldstein'i Catherine Waters'ın oynuyor. Ay söyleyemiyorum o sayı. Bir türlü çok basit bir Waters'ın oynuyor. Ve filmin komedi kaynağı Jacob Kowalski'yi de Dan Fogler oynuyor. Yani komedi yönünün bu kadar ağır basması bu dünyada beni rahatsız eden taraflardan biri açıkçası buydu. Onun dışında bir şekilde bu işte büyücüler ve büyü karşıtlarının artık hani bu 1920'lerde asıl kavgalarının olduğu çağlar, o büyü dünyasında. Aslında bu iki dünyanın birbiriyle çatışmasının anlatıldığı bir filmde bu çatışma öğeleri biraz eksik ve yetersiz kalmış. Bundan bahsedebilirim ama onun dışında hele ki bu işte evrene aşina olan ve merakla bekleyenler için gayet tatmin edici ve gayet duygulandırıcı bir film aslında. Çünkü hani filmden çıktıktan sonra da o isim olmuştu. Daha kitapları ilk okurken işte kitabın içindeki gördüğümüz o kitapta hani işte ne kadar güzel. Yani o kütüphane keşke bize de olsa, o kitapları keşke biz de okuyabilsek dediğimiz bir kitabı. Şimdi işte aradan 11-12 yıl geçmişken tekrar sinemada görüyor olmak gerçekten duygulandırıyor. Hele ki işte hayranı olan bizler gibi o nesle erişmiş insanları. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar filmle ilgili. Şimdi bu da bir seri olacak değil mi? Ha, bu da bir seri olacak. Ama üç böyle film kaç olacak. Film olacak falan. Üç film mi olacak? Hepsinde de David Hayes filmi çıkar. Evet. Aa. Evet. Senaryo bu arada yine Jack Rowling'e ait haliyle. Yani şey için diyecektim. Yani yine bir seri ise belki hani o dediğin komedi yönünün daha fazla olması ya da karanlık tarafın en aza indirgenmesinin sebebi belki hani Felsefe Taşı da böyle başlamıştı sonuçta. İşte belki ona da yorumlu. Çünkü yeni kuşak şimdi biz 25'imizi gördük. Ya bir de çünkü Harry Potter senesinde yönetmen değişimleri de çok filmleri birbirinden çok ayırıyordu. Ya mesela Cuarón'un filmleriyle falan ya filmiyle daha doğrusu. Çünkü Azkaban en güzeli galiba. Evet. Hepimizin en fikri olabileceği. Yani gerçekten yönetmen dokunuşları vardı o seride. Şimdi hepsini Yates yönetecekse işte onda biraz sıkıntı var. Ama Yates başka ne yapacak bir yandan? Hani adamın da ekmeğiyle oynamıyor. Ha bu arada yok zaten yani filmle ilgili diyebileceğim bir noktada beni asıl rahatsız eden nokta filmin sürprizli bir yerinde de diyebiliriz. yok söylemeyeceğim de şey ortaya çıkıyor ki adamın şu anda laneti geldi üzerime. Johnny Depp. Johnny Depp ortaya çıkıyor ki bence hiç olmaması gereken bir hamleydi. Yani o yani karikatürize halinin bütün filme yayılacak olmasını bilmek beni gerçekten biraz i̇şte o, ya bir sonraki devamı film, açısından soğuttu. Bir sonraki filmde Johnny Depp var. Var teaser evet gibi yani. O pek iyi olmadı. Yani benim son 30 için. Yıldır ortaya çıktı her filmde genelde aynı etkiyi yaratan bir adam. Filmi düşürüyor direkt. Belki Jack Sparrow karakterini ayrı tutabiliriz. Bir tek başka da zaten genelde hepimizi düşüren üzen. Evet. Laneti üzerimizde dolaşan bir sıkıcı bir durum. Ve vizyonu aslında bu şekilde kapattıktan sonra asıl konumuza gelebiliriz. Miyazaki sinemaya geri döndü. Ve bizi sevindirdi. Ve bizi sevindirdi. Evet. Ya bu arada haberin tamamını ben okumadım. Sadece başlık olarak gördüm. Sadece dönüyorum mu demiş. Yani yoksa dönüş, yeni bir filmim var falan. Proje filmin ismi falan belli. Galiba. Evet. Ya ben okudum ama şimdi filmin ismini çünkü en son doğal bir parkın şeyini çizecekti Japonya'da yapılacak yok, falan. Yok proje falan belli. Bir anladığım kadarıyla. Film adı da bir şey, belliydi de ben şu an hatırlamıyorum yalan söylüyorum. Yani, var var ya yani, proje var yani. Filme yani film yapacağım yeniden değil. Yani şu filmi yapıyorum diye bir dönüşü var. Benim bildiğim tabii kadarıyla. Tabii ki bu hepimizi sevindiren bir haber. Yani şaka maka hani Wind Rises o kadar da beğendiğimiz bir film değildi. Çok da Miyazaki'nin formüle filmlerinden biri olmamasına kötü rağmen. Kötü bir veda olurdu yani. Yani ben severim ama iyi bir veda olmazdı yani. Son filmim dediğinde yani, film hepimiz üzüldük yani. Altlarda kalabilecek bir. Yani çünkü aslında
her zaman hayal gücü, işte yaratıcılık, işte fantastik öğeler varken baya gerçek bir hikaye, baya bir dönem filmi ve gibiydi. Ve hani o ruhu bulamadığım bir film yani. Ya evet, çünkü Miyazaki ruhu yoktu. Çok Amerikanvari bir hikayesi var biraz baktığında. Evet, anlatısı falan, anlatısı da yani olarak öyle dediğin gibi. O yüzden yani buradan da sevdiğimiz ruhu olan, Miyazaki ruhunun sindiği filmlere bağlayalım, bağlayalım o zaman. İlk olarak benle başlayalım, tamam. Komşum Totoro ile mi başlayalım ya da sen, yani şeyle, Totoro ile başlayalım. Totoro ile başlayalım. Totoro 1988 yapımı Miyazaki'nin, Tonari no Totoro, Komşum Totoro benim en sevdiğim filmlerinden. Kısaca böyle konusundan bahsetmek gerekirse, bir çiftlik evine yeni taşınan bir çekirdek aile ve iki küçük kız Satsuki ve Mei'nin bir hayal dünyası içinde, aslında bir hayal rüya dünyası içinde yeni hayatlarına alışma süreci bir yandan. Ve bu yeni hayatlarına alışma sürecindeki en büyük yardımcıları tabii ki Totoro. Komşuları Totoro. Totoro aslında bir çocukların, işte o dönem çocukların bildiği bir çizgi karakter. Ve genelde işte bu resim defterlerinden, kitaplarından falan aşina oldukları bir karakter. Biliyorlar aslında yani Totoro'nun kim olduğunu, ama böyle şey işte hani Alice Harikalar Diyarında vari sahne geçişleriyle, işte o onun dünyasına, işte bu çiftlik evinden onun dünyasına gitme sahneleriyle öyle bir işte rüya içinde salındıkları bir film aslında Totoro. Yani benim için, yani filmin hissiyatına bakacak olursak, aslında bütün Miyazaki filmleri için geçerli bu. Çocuk merkezli ve hayal dünyası yüksek filmler olduğu için hiçbir şekilde hiçbir film, Totoro da dahil, hatta Totoro'da bu çok daha yoğunlukla var, çocuklara ve haliyle izleyicilere de hayır bunlar gerçek değil, işte bir hayal dünyası, aa işte saçmalamayın, hani gerçeğe geri dönün hissiyatını vermeden, evet bunlar doğru olabilir, işte bu karakter gerçekten böyle belirmiş olabilir, gerçek olabilir diye o dünyaya izleyicileri, bizleri de sokuyor. O yüzden benim çok sevdiğim filmlerden biri. Zaten Miyazaki'nin biraz alameti farikası bu yani. O yani kendine has dünyayı tüm filmlerine yansıtıp, hı hı, yani hiçbir zaman yani o gerçekliği sorgulamana bile izin vermeyip her şeyin altını çok iyi doldurur. Ki bunu da bir ilk bilim kurgu denemesi diyebileceğimiz film Nausicaa. Nausicaa Rüzgarlı Vadi. Ama bilim kurgudan daha çok şey değil mi? Fütürist biraz. Ya ben bayağı bilim kurgu aslında baktığınız zaman. Evet, yani bakınca gelecek tasviri var bir tane ki çok da aslında gerçekçi bir tasvir. Neden olmasın, hani bir dünyanın geçirdiği bir evrimden sonra farklı bir katmanda yaşama. Aslında bugün de yani bildiğimiz dünyanın çoktan öldüğü ve işte böcekler tarafından artık şey yapılan ve oraya artık yeni yaşamın kurulamadığı bir katmanın altta kaldığı bir dünyada başlıyor Nausicaa. Yani aslında Sezen konuşurken de onu fark etti. Mesela ben Komşum Totoro'yu izlemeyen birisi olarak galiba bu podcast'te konuştuktan sonra Wind Rises'ı neden sevmediğimizi anlayacağız. Çünkü diğerlerinin hepsi aynı filmmiş diye. Ben Totoro'nun konusunu da bilmiyordum. Ama yani zaten Miyazaki'yi de biraz bundan seviyoruz. Ama Miyazaki'yi asıl sevme sebebimiz, belki bu hikayeler evet herkes yapabilirdi ki yapanlar da var. Yine hatta anime olarak ve Japon yönetmenler tarafından yapılan aynı temalarda bir sürü film var. Çok iyi bir yönetmen Miyazaki. Müthiş bir anlatı ve kurduğu dünya, tabii ki de kaleminden çıkan o çizgiler harika. Onun dışında kurduğu o dünyanın içerisinde bir sıcaklık hissettiriyor ve işte tamamen yönetmenliğe bağlı bir şey o. Nausicaa'da da işte Nausicaa aslında bu Rüzgarlı Vadi'deki bir köyün, küçük bir köyün, mutlu ve sivilizasyondan aslında biraz da uzakta kalmış bir koyda yaşayan bir köyün prensesi. Bir tane şato var. İşte tamamen doğayla iç içe yaşayan ve insanların mutlu olduğu bir yerde. Filmin başlarında ondan sonra fark ediyoruz ki bu yeni dünyada, işte bahsettiğimiz kıyamet sonrası yerde aslında tekrardan bir fetih ve işte toprak fethedip artık tek güçle yönetme bu yeni dünyayı da, yine yani eski dünyadan aşina olduğumuz bir yönetim biçimiyle işgale gelişlerini öğreniyoruz dıştan, uzaktaki köylerden bir devletleşme çabasının. Bununla birlikte başlayan ve hatta Nausicaa'nın da başta karşı durmadığı ve boyun eğmek zorunda kaldığı bir şeyle insanların doğayla
nasıl iletişim kuramazsa nasıl tekrardan öleceğini, aslında zaten ölü toprakların üzerinde yaşamalarına rağmen bunun hala farkında olmadıklarının tamamen üzerinden anlatılan çok güzel bir kahraman yaratımı Nausicaa. Çünkü Miyazaki'nin aslında tüm baş karakterlerinde olduğu gibi aslında doğayı anlamaya çalışan, onunla iletişim kurmaya çalışan, işte bitkilerle, böceklerle bir karakter. Benim de aslında en sevdiğim filmlerinden biri. Yani çok da fazla izlediğim film yok aslında ama Nausicaa özellikle bir de 84 ikinci uzun metrajı olması lazım. Yani kariyerin bayağı başında. Hatta Studio Ghibli'den önceki filmlerinden yani. Bu arada Totoro'nun da herhalde en herkes tarafından sevilmesi. Yani ben de filmi izlememe rağmen Totoro'yu bilmemin sebebi Ghibli'nin artık sembolü olması. Onu da analım. Yani logo olarak olsun. Her yerde görmemiz, tişörtlerde, saatler, Ghibli'lerde. Popüler kültüre en büyük katkısı belki de Miyazaki'nin. Biraz onunla sembolleşmiş bir şey oldu artık Studio Ghibli. Başka hangi filmlerini anabiliriz? Mesela bir Nausicaa'ya tematik olarak benzeyen yine doğa üzerinden, insanın doğa üzerindeki hakimiyet kurma çabası üzerinden ilerleyen bir film Prenses Mononoke, Mononoke Hime. Yine Mononoke Hime aslında anlatısı olarak Nausicaa'ya benziyor. Ama gelecekte, yani dünya, şu anki bildiğimiz dünyanın yok olmasından sonraki bir gelecekte değil, daha geçmiş zamanlarda geçen bir film. Yine benzer bir şekilde, yine kendi içinde mutlu bir şekilde yaşayan bir kasabaya bir gün ormanın içinden, yani ruhu İşte şeytanlar tarafından ele geçirilmiş bir yaban domuzu saldırıyor. Bu saldırı sırasında o köyün prensi konumundaki genç erkek yaralanıyor ve bu yaranın ancak işte doğanın, ormanın ruhu tarafından iyileştirilebileceği söyleniyor ona, köyün bilge kadını tarafından. Sonra bu prens filmin Mononoke ile birlikte, Prenses Mononoke ile birlikte ana karakteri olan bu prens işte bu ormanın ruhunu aramak için, yani çok tehlikeli olduğu ve yani ölümü göz aldığı bir yolculuğa çıkıyor. Yine benzer temalar var. İnsanın doğaya, doğa üzerindeki ölümcül etkisi üzerinden. Yani şöyle, bu yolculuk sırasında bir başka bir dünya ile tanışıyor bu prens. Bu dünya da şöyle, yani demir üretimi, silah üretimi yapan bir kabileyle karşılaşıyor. Ve bunlar da ya bu demir madenlere ulaşabilmek için ormandaki ağaçları kesiyorlar. Ve yani bu ağaçların kesimini ormanda yaşayan hayvanlar, işte maymun kabilesi var, kurt kabilesi var, domuz kabilesi var ki bu işte saldıran domuz da bu kabilenin bir mensubu, sonra öğreniyoruz onu. Onu yani fiziki olarak doğaya müdahale eden insanlar var. Bu nedenle de Miyazaki'nin belki de politik tonu en yüksek olan filmi. Yani çünkü ticari amaç uğruna doğayı yok eden insanlar vurgusu çok yoğun olarak var filmde. Yani dolayısıyla da bir kapitalizm eleştirisi var yoğun bir şekilde. Yani tabii sonunda yine bildiğimiz Miyazaki öğeleri, işte fantastik öğeler, konuşan hayvanlar, işte tanrılar falan. Yani benim en sevdiğim film Miyazaki filmi Prenses Mononoke. Ya hem çok naif hem çok sert. Yani bir yandan da gerçekten grafik şiddeti de yüksek bir film Prenses Mononoke. Ya yani o açıdan yani izlemesi hem yani her yaştan seyirci için en keyifli Miyazaki filmi olabilir. Çünkü gerçekten böyle sıkı takip sahneleri, çatışma sahneleri falan var filmde bir yandan da. Ki Mononoke ile de ilgili şey de hani söylenir galiba, büyük ihtimal doğrudur tabii, neden yalan olsun da. Nausicaa'nın finali içine sinmediği için Miyazaki'nin Mononoke'yi yazdığı, hani o yüzden aslında benzer temanın dışında hani ben bu işi tam yapamadım, haydi bir daha yapayım. Ki buradan da anlıyoruz Miyazaki'nin halleri var. Hani ben bırakıyorum, ben dönüyorum. Biraz sıkıntılı bir usta olduğu için. Belki şu an yeni projesi, belki çektiği içine sinmeyen yeni bir filmin şeyi. Olabilir mi? Olabilir. Bir de şöyle bir detay var şeyle ilgili, Prenses Mononoke ile ilgili. Bu İngilizce adaptasyonunu Neil Gaiman yapıyor. Yani şey, İngilizce dublajını falan, bütün diyalogları o yazıyor. Ama şöyle bir şey, bayağı şeyi, tematik derinliğini basitleştirdiği söyleniyor bu çevirinin. Yani Japon kültürüne özgü şeyleri Batı'ya, Amerika'ya uyarlarken işte onları bayağı seyrettiği söyleniyor. Hatta şöyle bir şey var. Yani bu koyu Miyazaki fanları buna bayağı itiraz ediyorlar. Sonrasında yani Amerika'da falan çıkan DVD'lerinde vesaire, yani iki altyazı var mesela. İki İngilizce altyazı var. Biri tam çevirisi, biri Gaiman'ın çevirisi falan gibi. Öyle ilginç bir detay var.
Fırat'ın bir de yakın döneminden bir filmdi. Oğuz onda Mink, Fırat Kirsin. Castle, Yürüyen Şato. O film Miyazaki'ye sonradan gelen bir proje aslında. Bir başlangıçta başka bir yönetmen bünyesinde gerçekleşecek bir film ama sonradan Miyazaki'ye geçen ve onun ellerinden izlediğimiz bir yapım. Kısaca konusundan bahsedecek olursam işte küçük bir kızın bir cadının etkisine uğrayarak yaşlanmasını yani yaşlı haline dönüşmesini evet, anlatıyor. Sonrasında ise bu durumun telafisi için bir maceraya atılıyor. Onunla beraber bir korkulukla beraber aslında bir yol filmi de evet, denebilir. Bir yolculuk filmi de denebilir. Miyazaki'nin filmlerini düşündüğümüzde biraz garip bir fantazma yarattığını da yani daha ayrıksı durabileceğini söyleyebilirim. Biraz daha gotik ve evet, karanlık evet, bir tarafı var. İlginç bir hikaye. Görselliği de daha evet, nispeten daha karanlık. Evet, yani daha karanlık bir film. Hikaye de öyle aslına evet, bakarsan. Hani o bahsettiğin naiflik her filminde biraz bunda da bulabilirsin ama bunda biraz daha kapalı kalabiliyor. Sanıyorum ilk Venedik Film Festivali'nde o zaman gösteriliyor ve bir vizyon başarısı da elde ediyor diye hatırlıyorum Japonya'da. Onun filmografisi içerisinde bu da enteresan bir yerde duran bir film. Yürüyen Şato. Bir de son olarak hepimizin belki de ortak fikri olarak en sevdiğimiz filmi, yani en beğendiğimiz filmi diyelim belki de. Ki en iyi animasyon dalında Oscar da kazanmış. Evet. Spirited Away, Ruhların Kaçışı. Son olarak ondan da bir iki cümle söylemek istiyorum. Sento Chihiro no Kamikakushi. Bu da benim cümlem. Ya aslında çünkü Spirited Away demek falan ne bileyim. Zor. Yabancı filmin ya, evet, İngilizce tabii, adını söylemeyi tabii, pek sevmiyorum. Yani tüm aslında hepimizin konuştuğu o Miyazaki evreninin tüm içindeki temaları. Evet, en olmuş evet, hali. Hepsinin en rafine haliyle bu evet, filmde var. En rafine ve en doğru şekilde birleştirilmiş ve yaratılmış bir dünya ya, burada karşımıza çıkıyor bir kesinlikle yani. Kesinlikle her açıdan en mükemmel hali o film. Tamamen Miyazaki'nin belki de en içine sinenidir. Onun da tahmin edeceğimiz üzere. Yani çünkü bir de en sıcak filmi. Evet. Hem her özelliği var, her filminden bir parça var. Hem Miyazaki nedir dediğimize direkt bir cevap olan yani başyapıt diyebileceğimiz bir film. Yani bu, saf başyapıt bu türün, bence. Bu türün düz bir başyapıtı yani. Bir de zaten isminde saklı olan o işte ruhların kaçışı teması gerçekten bu kadar açık bir şekilde kendini gerçekleştirme, kendi yolunu bulma ve bu yolda korkularını yenme temaları çevresinde mükemmel bir şekilde birleşen nadir filmlerinden biri aslında. Yani o kadar mükemmel aslında Sento Chihiro'dan hani kızın o yolculukta yeni bir isim edinmesinden evet, gelen bir şey. Yani çünkü o da biraz çeviri ismi de tamam güzel olabilir ama yani isim zaten o dünyada isim, çok önemli bir durum. Çünkü evet, ismin çalınınca benliğin kayboluyor ki bu zaten direkten yani başlı başına bir konu. İsmini kazanmak. İsmini kazanmak, onu kaybetmemek, onunla beraber bir yola yani devam ediyor olmak. Aslında yetişkinler dünyasında birey olarak kendini var etmek hikayesi evet, aslında biraz film yani. Çünkü bir yerde ailesine karşı koyarken çıktığı bu yolda, istemeden de olsa daha doğrusu girdiği bu yolda daha sonra kendini gerçekleştirebileceğini ve korkularını yenebileceğini fark eden karakterimiz daha güçlü bir şekilde oradan ayrılıyor ve olması gereken konuma geliyor. O şeyi karakterini, kişiliğini kazanmış oluyor ki bu aslında hepimizin kendi hayatlarımız açısından da çocukluktan yetişkinliğe, işte ergenlikten yetişkinliğe geçme döneminde ne kadar önemli olduğunu, bireyselliğin, bireyselleşmenin ne kadar önemli olduğunu yansıtan ve bunu çok masalsı bir şekilde yapan çok güzel bir film olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle, dediğin gibi yani. Yani şöyle söyleyeyim, yani Miyazaki'nin zaten o şeyi, yani insanı, yani bir insanı her yönüyle çok iyi anlatan bir yönetmen. Yani bunun da hepimizin de hemfikir olduğu şekilde yani insanın içindeki karanlığı, işte sevgiyi, hatta ilk aşkı, ruhları, işte korkularını, kendini var etme çabasını, işte bireyselliğini, kendi kimliğini kazanma çabasını, her şeyi yani olabilecek en rafine haliyle veren, belki de yani düşündüğümüz zaman sinema tarihinin bile yani bu konuda sayılı filmlerinden biri diyebiliriz. Evet.
Ya bu da çok güzel oldu aslında hepsini bir arada konuşmamız. Yani Miyazaki'yi ne kadar özlediğimizi hem bir yandan anladık, evet, hem de bu geri dönüşü bir nevi kutlamak gibi, evet, oldu. Ki bu biraz da şey, galiba bizde de piyasada olan şu anda tüm filmlerinin toplandığı müthiş bir kutu set var, evet, DVD ve Blu-ray'de. Bir nevi onun da şeyi gibi olabilir hani. Hala piyasadaysa. Var var. Tabii ki yeniden yani. Yeniden ve hala Miyazaki ile tanışmamış olanlar varsa belki bu yayının da bir faydası olur. Tabii bir de yani zaman kısıtlı dolayısıyla konuşamadığımız da. Diğer çok iyi filmleri de yani hepsini de bu vesileyle yani hiçbirini aslında es geçmek istemiyoruz ama. Ama her döneminden bir filmini almış olduk. Evet, iyi oldu. En azından güzel i̇yi oldu. O zaman bu haftaki podcast'imizi yavaş yavaş kapatalım. Bugün Sezen, Güvenç, Kaan ve Fırat'la birlikteydiniz. Önümüzdeki podcast'te görüşmek üzere. Bizim için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.